O ayakta spor yapmaya gelmedin herhalde. Sen ne kadar inatçısın böyle. Ayağımda bir şey yok, iyiyim ben. Hala insanları dövdüğünü duydum. Hastanede efsane olmuştun. Nasıl yaptığımı merak ettiğin için mi geldin? Hayır. Daha önemli bir şey için geldim ve bundan derhal kurtulmam gerekiyor. Neymiş o? Neden sürekli beni evli bir adam yapıp duruyorsun? Ben yapmadım herhalde, senin seçimindi. Evet. Bu sefer gerçekten son kararım. Değişmişsin. Neden? Eskiden kimseyi dinlemezdi. Şimdi kim ne derse inanıyorsun. Ben evli değilim. Sevgilim de yok. İyi. İyi. Bu kadar mı? Ne diyeyim, iyi. Bu kadar. Gidiyorum ben, işim var. Hiçbir yere gidemezsin. İzin vermiyorum. Kendime bir söz verdim, biliyor musun? Neymiş o söz? Eğer bir daha gidersem seni böyle sımsıkı tutacağım ve bırakmayacağım. Ayrıca senden bir daha dayak da yemeyeceğim. Çözümlenmemiş geçmiş bir gün seni mutlaka bulur. Esme. Canımı acıtıyorsun. Ayağımı ağrıttın, ayağım. Ha, şimdi acıdı öyle mi? Teste bırakayım. Aa, öyle hemen peş edilir mi? Ne kadar meraklısın böyle pes ettirmeye? Pes mi dedim? Tamam, tamam. Tamam. İnsan vücudu tehlikeli durumlar için en kusursuz şekilde yaratılmıştır. İçinde tehlike anında harekete geçen muazzam bir hormon vardır. Adrenalin. Vücudun tehlike durumuna uygun tepkiler vermesini sağlar. Neyse. Derdimi anlatabildim değil mi? Neyi? Evli olmadığımı. Bu senin için hiçbir şey ifade etmiyor mu? Babaannem haklıymış. Demek kimse evlenmek istemedi seninle. ne güzel işte, fena mı? Beni sen alırsın diye düşündüm. Bunun için mi döndün? Kim bilir? Bir şey yok. Şimdi hiç itiraz istemiyorum, benimle geliyorsun. Nereye? Çok seveceğim bir yer. Ben sana ne yapacağımı biliyorum. Ödeteceğim bunu sana. O
sakat ayağınla zor biraz. Anlatamıyorum galiba. Ayağımda bir şey yok. İyi hissediyorum.